İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle bisiklet gibi dayanıklılık sporlarında sıvı alımının öneminden bahsediyoruz. Şimdi çoğu kişi bu su içme olayını, sıvı alma olayını çok fazla önemsemiyor arkadaşlar. Ve bunun yanında performans düşüklüğü yaşıyorlar. Yani bunun sudan olduğunu bilmese de bu yüzden performans düşüklüğü yaşayan adam çok. Şimdi bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor ee, sadece bisiklet değil herhangi bir dayanıklık sporu yapıyorsanız Mesela Uzun maraton koşucusu olabilirsiniz işte e, Kürek çekiyor olabilirsiniz Ya da ne bileyim uzun süreli bir aktivite herhangi bir şey çıkıp koşabilirsin yolda hani profesyonel bir şey yapmana gerek yok Herhangi bir dayanıklık sporu, yani uzun süreli aktivite aslında yapıyorsan Eee Özellikle yaz aylarında sıvı alımı çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunun sebeplerinden bahsedeceğiz. Neden özellikle yaz ayları diyorum? Şimdi yazın haliyle insan çok daha fazla terliyor. Ve çok hızlı bir şekilde sıvı kaybediyoruz arkadaşlar. Çok inanılmaz hızlı bir şekilde. Vücudumuzdaki sodyum azalıyor, elektrolitleri kaybediyoruz, mineraller gidiyor. E, hal böyle olunca ne oluyor? Bizim bunları yerine koymamız gerekiyor. Şimdi bu sıvı dengesini korumaya hidrasyon diyorlar arkadaşlar. Hid hidrasyon. Vücuttaki sıvı dengesini koruma. Biz bunu koruyamazsak yani kaybettiğimiz kadar sıvıyı vücuta geri alamazsak o zaman da vücut dehidre oluyor. Vücut dehidre olduğunda ne oluyor? Şimdi biz aslında suyla beraber işte e, içtiğimiz şeylerle beraber bu enerji içeceği de olabilir. Enerji içeceği dediğim bu arada e, e, Powerade tarzı içecekler arkadaşlar. Böyle Red Bull'dan falan bahsetmiyorum işte powerade olabilir. İzotonik sporcu içecekleri olabilir, kendinizin yaptığı. Evde de yapılırsınız. Bu çok basit bir şey. Bunlarla belli oranda elektrolitleri alıyoruz arkadaşlar. Mesela sodyum, tuz, bunlar bizim vücudumuzda kan basıncını düzenliyor. İşte kas hücrelerine, sinir hücrelerine bunları düzenliyor ve bizim yeniden toparlanmamızı sağlıyor. Vücudun düzgün çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Hatta bazı sporcu içeceklerinin İçinde e, bir miktar karbonhidrat da var. Bu da bizim sıvı olarak hızlı şekilde karbonhidrat alıp vücuda e, bir an önce işlemesini ve bizim toparlanmamızı sağlıyor aslında e, sürüş esnasında ya da antrenman esnasında. Şimdi sıvı alımında yapılan bir yanlış da şu. E, sıvıyı arkadaşlar aktivite esnasında almamız gerekiyor. Öncesinde veya sonrasında değil. Çünkü bizim asıl ihtiyacımız olan an o sodyuma, tuza, e, minerallere, işte genel bütün e, elektrolitlere aktivitenin tam o anı. Yani aktiviteden sonra, evet, e, karbonhidrat içerikli bir içecek içerseniz toparlanma hızlanabilir, iyi olur. Ama asıl önemli konu bizim aktiviteyi gerçekleştirirken bunu yapmamız. Şimdi bisket kullanırken benim tavsiyem çok sıcak böyle yaz günlerinde işte çok yoğun antrenman esnasında su yetmeyebiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Powerade gibi bakın Red Bull falan kesinlikle demiyorum yanlış anlamayın. Powerade gibi enerji içecekleri. Evde kendinizin yaptığı böyle biraz tuz katarak işte limonlu mesela şey yapabilirsin işte biraz böyle limonlu su içine biraz tuz katarsın vesaire. E, bu şekilde bol böyle mineralli bir e, su içecek hazırlayabilirsin kendine. İçine biraz Doğal maden suyu koyarsın falan. Bu şekilde içecekler hazırlanabiliyor. Bunların birçok tarifleri var internette. Hani illaki gidip de 50 liraya power eat, al demiyorum. Ama e, su yetersiz kalabiliyor. Mesela şöyle soğuk güzel bir matarana bir gün önceden bunu hazırlayabilirsin. Atabilirsin dolaba. Sürüşe çıkarken bunu içersen gerçekten büyük faydasını göreceksin. Ve bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Bisiklet kullanırken e, susamasan da yani su ihtiyacın olmasa da, bazen bunu geç hissedebilirsin, anlamayabilirsin. Sürekli, alışkanlık olsun. 2-3 dakikada bir, 5 dakikada bir en fazla matarını çıkartıp, bir fırt bırakıyorsun. Bir fırtalı bırakıyorsun. Yani bu şey değil böyle, doyana kadar su iç değil. Yeter ki kaybettiğin şeyi e, geri koyabil. Yani suyu alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Bunu bir süre dene, mutlaka sürüşte anında faydasını göreceksin direkt hissedilir bir performansta farklılık olacak. Şimdi geçen bir soru vardı. İşte Coca-Cola, Red Bull tarzı enerji içecekleri. E, gerçi Coca-Cola yani enerji içeceği değil de bu tarz içeceklerin performansa katkısı olur mu? Şimdi bazı sporcular bunları içiyor. Ee, içtikleri için de insanlar haliyle soruyor. Yani bazı sporcular dediğim de böyle adam hani hakikaten profesyonel seviyede spor yapan biri. E, ...müsabakalarda, antrenmanlarda, maçlarda vesaire... ...içen sporcular var. E bu da merak ediliyor. Yani acaba sağlıklı mı? Bir enerjiye e, yararı var mı? Hemen ona da bir açıklık getirelim. Şimdi... ...bu arada ben de bisiklet... E, ...yarışı yaparken, yarışırken... ...görüyordum. Böyle anlık bir kola içiyorlar. İşte bir fırt kola böyle. Hemen sonra atıyorlar falan. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Evet kola zararlı bir şey. Ama profesyonel olmak e, her şeyin sağlıklı olması gerektiği anlamına gelmiyor sporda böyle bir şey var yani profesyonel elit bir spor yapmak zaten e, sağlıksız bir durum yani bu çok sağlıklı bir şey değil adam çıkıyor 100 kilometre maraton koşuyor yani bunun zaten sağlıkla bir alakası yok ya da bisiklet adam çıkıyor 250 kilometre 200 kilometre 45 Ortalama hızla yarışıyor zaten bunun sağlıklı bir yanı yok o yüzden Bundan da sağlık beklememek lazım ee, Ya da 90 dakika bir maç yapmak Kocaman sahada bunun sağlıklı bir yanı yok zaten çünkü Bu kanıtlanmış bir şey yani ileri seviyede spor yapmak insan sağlığına çok yararlı bir şey değil yani egzersiz aktivite yapmak güzel ama bu tarz e, Yoğun e, Bir spor yapmak zaten insan sağlığına çok yararlı bir şey değil Durum böyle olunca şimdi profesyonel hayatta ee, bazı şeylerin zararından çok o anki senin işine yarayıp yaramayacağını düşünüyorsun. Bu nedir? Mesela atıyorum vücut geliştirmeciler, body'ciler işte steroid kullanıyor. Sağlıklı mı? Değil. Ama adam profesyonel kariyerinde bunu e, yapmak için ya da ne bileyim hızlı bir şekilde yağ yakmak için, yağ yakıcılar kullanıyor ya da kütle kazanmak için steroid kullanıyor. Hani bu yararlı değil sağlığa ama sporu için Adam bunu seçmiş. Bunu yapması gerekiyor. Mecbur kullanıyor onu yani gibi. Şimdi kola işi de böyle. E, kola aslında zararlı. Ama e, şöyle bir senaryo yaratayım şimdi. Bir dağ bisikleti yarışı. Ya da yol bisikleti yarışı diyelim. Herkesin kafasında daha net otursun. E, çünkü herkes izlemiştir biraz. O yüzden e, anlatması daha kolay. Diyelim 150 kilometre bir parkur. Yarış parkuru. Ve bunun sonu e, rampa finişi. Adam 100 kilometre gitti 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 son 50 kilometre tırmanış tamam mı? Yani zaten adam varını onu o 100 kilometrede vermiş. Artık enerjisi tükenmiş. O son 50 kilometre rampada ona öyle bir şey gerekiyor ki yani onu böyle anlık patlatsın tamam mı? Sonrası önemli değil. Vücuda aldığı şeker işte basit şeker bunlar hiç önemli değil. Onu son 50 kilometre patlatsın o yarışı kazandırsın. Ve e, kariyerine yeni bir başarı kat mesela. Adam sadece bunu düşünüyor. O an başka bir şey düşünmüyor. Ki zaten profesyonelde de e, biraz göz ardı edilebilir yani bulurum durum zararı. Neyse demem o. kola anlık bir o şekerle beraber bir enerji verebiliyor arkadaşlar. Bunu birçok sporcu yapıyor. Yani koladan kalori almak evet kötü bir şey e, ama bunu amatör bir gözle düşünmemek lazım. Şimdi şöyle düşün, amatör bir adam. Normal gündelik egzersiz yapan bir adam. Günde atıyorum şu an. 3000 kalori alması gerekiyorsa ya da 2000 kalori alması gerekiyorsa profesyonel bir adamın, profesyonel bir sporcunun özellikle dayanıklılık spor yapan bir adamın zaten günde 5000-6000 kalori alması gerekiyor ona göre. Hiç yapmayana göre. O yüzden şöyle düşün. 2000'in 200'ünü koladan almak var. Bir de 6000'in 200'ünü koladan almak var. Bu her iki kişi için aynı sonucu vermeyebiliyor. O yüzden normal bir bireyseniz ben şahsen tavsiye etmiyorum bu tarz içeceklerle enerji yakalamayı, enerji elde etmeyi. Çünkü zaten ağır bir aktivite yapmadığımız için zaten kendimizi çok fazla buna ihtiyaç duyacak seviyeye kadar getirmediğimiz için farklı içeceklerle, daha sağlıklı içeceklerle bu işi çözebiliriz. Yani bu kola mevzusu bu arkadaşlar. Evet anlık bir enerji veriyor bize, anlık bir patlatıyor. Ama zaten çok sağlıklı olmadığını biliyoruz. Ama tekrardan dediğim gibi şöyle hemen hızlı bir toparlayayım. Kendimizi de profesyonel sporcularla kıyaslamıyoruz arkadaşlar. Adam yeri gelir günde e, 4 porsiyon mesela bir güreşçi yeri gelir günde 4 porsiyon İskender de yer. O adama hiçbir şey olmaz. Ama sen evde yatarken günde 4 porsiyon İskender yersen ertesi gün kalktığında 3 kilo fazlayla kalkarsın. O yüzden kendimiz onlarla kıyaslamıyoruz. Hemen toparlıyorum. Dediğim gibi yazın özellikle, kışın da önemli ama yazın özellikle sıvı alımını kesinlikle aksatmıyoruz arkadaşlar ve olabilirse izotonik içecek, Powerade gibi e, enerji içecekleri kullanıyoruz ki vücut kendini hızlı bir şekilde toparlasın ve antrenmana sürüşe daha güzel daha verimli bir şekilde devam edelim. Evet bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Yine bu konuda farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.